Merhaba sevgili dostlar. Bugün bir üreticinin fındık bahçesindeyiz. Gün içerisinde bazı kişiler, üreticiler fındıkta şımarmaların olduğunu, çiçek açtığını söylediler. Ben de buna istinaden yol kenarında herhangi bir bahçeye girdim. Burası sanırım denizden 15-20 metre rakıma sahip bir bahçe. Fındık ocaklarını biraz inceledim. Gerçekten de havaların iyi gitmesi münasebetiyle şöyle göstereyim. Pek görünmüyor ama fındıkta çiçek açımları var arkadaşlar. Bugün termometreye baktım. 16 dereceyi gösteriyordu. Fatsa için. İnşallah bu havaların böyle gitmesi hiç iyi değil arkadaşlar. Fındık için. Şöyle görebiliyor musunuz? Evet. Şöyle sanırım belli oldu. Evet değerli dostlar, bahçemizin devam edelim. Yani burası 15-20 rakıma sahip bir bahçe. Üreticisini tanımıyorum. Herhangi bir bahçe. Böyle yoldan geçerken şans eseri girdim. Merakımdan girdim. Gerçekten var mı diye. Çünkü çok sayıda duyum aldım. Fındığın bu ayda bu şekilde çiçek açması iyi değildir diye duyuyoruz. Siz de yorumlarınızı eklerseniz bizden daha bilgili abilerimiz, üretici abilerimiz yorumlarını eklerlerse biz de seviniriz. Ben bu şekilde şeyi 2014 yılında görmüştüm. 2014 yılında da bu şekilde olmuştu. Aralık, Ocak ayı çok güzel geçmişti havalar. Onun akabinde 2014'ün 30 Mart'ta bir kar yağmıştı. Ve inanın bahçeler simsiyah olmuştu. Yani bu bizim geçim kaynağımız. Şuraya bakın arkadaşlar. Şuralar. Hep çiçek. Görülüyor mu bilmiyorum. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Sanırım gözüküyor, belli oluyor. Demin görüntü de vardı. İnşallah bir fındığın zarar gelmez. Yukarıya doğru bahçeler o şekilde. Demin şöyle gösterdiğim yere kadar da çıktım. Yürüyerek bahçenin içinden. Ocaklarda epey bir şımarma var. Geri gelirken video çekme gereği duydum. İnşallah
fındığımızın başına bir afet gelmez. Çabalıyoruz, üretiyoruz, üretmeye çalışıyoruz. Bizim bahçemiz de bu rakımlara sahip. Arkadaşlar, inanın üzülüyor insan. Yani bir yıl boyunca çaba sarf edip mahsulün başına bir sıkıntı geldiği anda üzülüyor. Çünkü bu bizim bölgemizin, Karadeniz'in geçim kaynağı. İnsanlar bu fındığa güvenerekten düğün yapıyor, ev almaya çalışıyor, bir şekilde geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Fındığın başına bir iş geldiği zaman her şey tepetakla gidiyor. Benim de moralim bozulmadı değil arkadaşlar, bu çiçekleri görünce böyle, yani az da değil, açmış yani çiçekler. Kendi bölgenizde nasıl, yorumlara yazarsanız arkadaşlar, ben Ordu Fatsa'dan bu çekimi yapıyorum. Siz de olduğunuz bölgeden bir görüntü atarsanız, durumu bildirirseniz, inşallah fındığın başına bir afet gelmez. Kendi bulunduğunuz ildeki, köydeki fındıklardan durumu bildirirseniz arkadaşlar, bursa 15-16 dereceydi. Bakın, yani profesyonel bir kamera olsa daha net çekim yapılır ama arkadaşlar, şöyle yine göstereyim. İşte bu. Evet arkadaşlar, yani çok net bir şekilde gözüküyor. Bugün tarih 4 Ocak 2023. İnşallah fındığımızın başına bir afet gelmez. Yani dallar hep böyle arkadaşlar, bakın işte şu şekilde. Yani onu her taraf çiçek, bakın. Şuralarda. İnşallah fındığımızın başına bir afet gelmez. Bugün 15-16 derecelerdi. Öğle saat 12'de. İyi bir sıcaklık Karadeniz için. Özellikle baktım. Üreticilerden epey bir mesaj geldi bana. Ben de merak ettim bu sefer. Kendi bahçeme gitmektense herhangi bir üreticinin bahçesine girdim, çekim yapayım. Çekim yapmak maksatlı. Siz de bahçenizdeki durumu yorumlar kısmına yaparsanız seviniriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kazasız belasız inşallah şu Ağustos Eylül ayına çıkarırız fındığımızı. İnşallah başına bir iş gelmez. Tüm üreticilere hayırlı sezonlar diliyorum. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu şöyle çevremi göstererekten tamamlamak istiyorum. Çünkü gördüğünüz bütün ocaklar arkadaşlar şu anda çiçek. Şu gördüğünüz bütün ocaklar, fındık ocakları çiçek açmış durumda. İnşallah başına bir afet gelmez. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Herkese hayırlı, bereketli sezonlar.